Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dijital çağda insan kalmak temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dijital çağda insan kalmak temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin 4.sünde canlı bağlantı yoluyla sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tamamına katıldığım bu zirvelerde üzerinde odaklanılan her konunun ülkemiz ve dünya açısından taşıdığı önemi geçen zaman bize daha iyi gösteriyor. Bu zirvenin konusunun da dijital çağda insan kalmak olarak belirlenmiş olmasını çok isabetli buluyorum. Dijitalleşme, inkarı mümkün olmayan ve herkesin hayatına giderek daha çok dokunan bir gerçektir. Günlük alışverişten ev eşyalarına, siyasetten iş dünyasına, eğitimden adalete kadar her alanda dijitalleşme kendini hissettiriyor. Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, her kesimden insanın telefonuyla, tabletiyle, bilgisayarıyla, internetiyle her an karşı karşıya bulunduğu dijital dünyanın dışında kalmak giderek daha da zorlaşıyor. Tabii her yenilik gibi dijitalleşme de beraberinde yeni sorunları getiriyor. Kendimizden başlayarak çevremizdeki, şehrimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm ilişkileri kökten değiştiren böylesine kritik bir olgunun bütün yönleriyle değerlendirilmesi hepimiz için ufuk açıcı olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların karşı karşıya bulunduğu şiddet ve ayrımcılık gibi sorunların çözümü konusunda çok daha büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti. Erdoğan, dijital faşizme karşı hep beraber mücadele etmek gerektiğini de belirtti. İnsanı maddi ve manevi varlığıyla bir bütün olarak gören bir dijitalleşme hepimiz için hayırlı neticeleri beraberinde getirecektir. Aksi takdirde dünya yeni çekişme, kavga ve hatta savaş tehditleriyle karşı karşıya kalacaktır. Sadece geçtiğimiz asırda yüzlerce milyon insanın hayatına mal olan savaşların yol açtığı ağır yıkımları ve acıları unutmamalıyız. Küreselleşme dediğimiz olgu adı üstünde dünyanın, dolayısıyla insanlığın tamamının kucaklanmasını gerektiriyor. Dijitalleşme yoluyla yeni adaletsizliklerin, yeni haksızlıkların, yeni ötekileştirmelerin ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye dijitalleşme konusunda oldukça iyi bir seviyeye gelmiştir. Ülkemizde bilgi ve teknoloji sektörünün hacmi 18 yılda 20 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldi. Sektörün ülkemizdeki yatırımları 100 milyar lirayı aştı. Mobil hizmetlerden faydalanan abone sayısı nüfusumuzla aynı rakama ulaştı. Geniş bant internet abonesi sayısı 77 milyonu. Sabit geniş bant abone sayısı 14 milyonu. Fiber abone sayısı 3,5 milyonu, makineler arası iletişim abone sayısı 6 milyonu geride bıraktı. Bu sürecin devam ettirilebilmesi için altyapı yatırımlarının en etkin ve verimli şekilde yürütülmesi gerekiyor. Hedefimiz ülkemizde haberleşme altyapısının kapsama alanına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bakanlık Taşra Teşkilatı'na 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını müjdeledi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bakanlık Taşra Teşkilatı'na 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını müjdeledi. 2019-2020 döneminde Bakanlık Taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11.717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, bu dönemde bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi ve memur olmak üzere 2.419, Orman Genel Müdürlüğü'ne 6.090, Devlet Su İşleri'ne 535, Meteorolojiye 100, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 231, Çaykur'a 911, TİGEM'e 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve ESK'ya 115 personel alımı gerçekleştirdik dedi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli açıklamasında ayrıca ikinci dönem buzağı destekleme ödemelerinin de yapılacağını duyurdu. Bakan Pakdemirli 2019 yılı ikinci dönem buzağı desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 641.6 milyon lira ödeme yapılacağını söyledi. Dahası var tabii ki, daha fazlası olacak. Ege'de tabii ki katma değeri yüksek ürünlerimiz var. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu üyesi Atilla Sertel, TürkSat'ın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü toplantıda yerel televizyonların sorunlarını gündeme taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu üyesi Atilla Sertel, TürkSat'ın bilanço ve hesaplarının görüşüldüğü toplantıda yerel televizyonların sorunlarını gündeme taşıdı. Sertel, uydu kiralarının dolarla alınmasını eleştirdi. Eski genel müdürle de, Vecdi Bakanımızın olduğu dönemde de hep dile getirdim. Niye dolarla bu işi yapıyorsunuz noktasında eleştiriler yaptık. Bir ara bu eleştirileri dikkate alıp doları sabitlediniz. Ve yani sanki işte bir parmak bal çalarak uydudan düşen televizyonlara bir can suyu olacağınızı vurguladınız. Biz de o zaman teşekkür ettik. Ama durum öyle değil. Gerçekten yerel televizyonlar kan ağlıyor. Siz pandemi diyorsunuz, yatırımlar durdu diyorsunuz. Yani o yüzden yatırım aksadı diyorsunuz. Bir gerekçedir, doğrudur. Ama pandemi, yani salgın döneminde yerel televizyonların bütün kaynakları kurudu. Yani hiçbir yerel televizyon ilan alamaz noktaya geldi. Siz hepiniz yani milletvekilleri olarak o kentlerinizdeki televizyon sahipleriyle, oradaki yayın yönetmenleriyle mutlaka görüşüyorsunuzdur. Reklamlar durdu, gelir durdu ama uydu kirası durmadı. Aksine arttı. Nasıl arttı? Mayıs ayında 11.800 dolar üzerinden 5 liraya fixlemiştiniz doları. 59 bin lira ödüyordu yerel televizyonlar. Ağustos ayında bunu 11.800 doları 5.6 dolara çıkardınız. 66.080 liraya ödemeye başladılar. %12 arttı. Durmadınız. Eylül ayında 11.800 doları 6.6 TL'ye çıkardınız doları. 77.880 lira %18 artış oldu. Ekim ayında 11.800 liraydı yine dolar ücreti olarak sizin kiranız. Ama doları 7 liradan işlem gördünüz ve 82.600 liraya yükseldi. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, TürkSat Genel Müdürü Cenk Şen ve TürkSat yöneticilerinin hazır bulunduğu KİT Üst Komisyonu toplantısında konuşan Sertel, yerel televizyonların sorun ve taleplerini dile getirdi. Bakın, bu habercilik yapan kanallara hiç olmazsa bir ayrımcılık yapın, bir pozitif ayrımcılık yapın. Çünkü artık bu kanallar nefes alamaz noktaya geldiler ve uydudan düşüyorlar. Geçmiş dönemde çok sayıda televizyon vardı. Takır takır düştüler. Bunları üzülerek izledik. Birçoğu kapandı. Teşvik etmemiz lazım. Çünkü yerel televizyonlar bizim yaşadığımız kentlerin haber kaynaklarıdır. Biz oradan alıyoruz bütün bilgiyi. Ayrıca yerelde siyaset yapan milletvekillerinin, belediye başkanlarının, valilerin, kaymakamların da halkla iletişim aracıdır. Bunları da kapatırsanız, burada da bir sıkıntı doğarsa, yani uydudan düşerse bunlar, vali beyin açıkladığı bir demeci televizyonla halka ulaştıramazsanız, yerel televizyonla nasıl ulaştıracaksınız? Yaygın kanallar kentlerdeki sadece felaketler zamanında gelirler ve giderler. İzmir depremi sırasında
hurra geldiler, enkaz kaldırma çalışmalarında bulundular. Sonra gittiler ki bir dahaki felakete kadar. Osmaniye'de bir sel baskını olursa Allah korusun ya da bir felaket olursa Osmaniye'deki güzellikler haber olabilir. Ya da Van'daki, ya da Batman'daki, ya da Kayseri'deki, Urfa'daki. Ama oradaki yerel televizyonlar hem yerelde siyasetçinin sesi oluyorlar. Aydın'daki televizyon Mustafa Bey'in sesi oluyor. Ama diğer yaygın kanallarda kentlerin felaket haberleri yer alıyor. Ben gazetecilik mesleğinden biliyorum bunu. Bir taşrada, İzmir'de uzun yıllar haber müdürlüğü, yazı işleri müdürlüğü yapmış olan bir insan olarak söylüyorum bunu. Yerel televizyonların önemi bizim için çok büyük. Deva Partisi Denizli'de ilçe kongrelerini gerçekleştiriyor sevgili seyirciler. Kongre takvimi de açıklandı. Deva Partisi Denizli'de kongre coşkusu yaşıyor, ilçe kongrelerini gerçekleştiriyor. Denizli'deki ilçe kongrelerinin ne zaman ve nerede yapılacağı da açıklandı. Kongre takvimine göre 27 Kasım Cuma günü imza düğün salonunda saat 14'te Pamukkale İlçe Kongresi, 2 Aralık Çarşamba günü Baklan Belediyesi Gökpınar Parkı'nda saat 15.30'da Baklan İlçe Kongresi, 3 Aralık Perşembe 9.30'da Beyaç Meydan'da Beyaç Kongresi, aynı gün saat 12'de Tavas Esnaf Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda Tavas Kongresi, saat 15'te ise Gözde Pastanesi'nde Honaz Kongresi yapılacak. Öte yandan kongrelerin pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi. Deva Partisi Denizli'de Merkez Efendi 1. Olağan İlçe Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongrede mevcut başkan Ahmet Soyupak'la devam kararı alındı. Deva Partisi Denizli'de kongre heyecanı yaşıyor. Bu kapsamda Merkez Efendi 1. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Kongreye İl Başkanı Özgür Erol, parti yönetimi, ilçe başkanları ve partililer katıldı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen kongrede açılış konuşmasını Merkez Efendi İlçe Başkanı Ahmet Soyupak yaptı. Artık sen, ben yok, biz varız. Artık umutsuzluk yok, Merkez Efendi deva var. Yeni ve tertemiz bir sayfa açıyoruz. Teşkilatlanma çalışmalarımızı bu kongreyle bitirip hemen Merkez Efendi halkımıza ve tabanımıza inip kucaklayacağız. Dertlerini dinleyip ilgili yetkililerden çözüm üretmeleri için aracı olacağız. Liderimiz Sayın Ali Babacan ve ekibinin öncülüğünde ülkemizin üzerine örtülmek istenen ölü toprağını çekip alacağız. Hastalığı kabul etmeyen iktidar çözüm yolu bulamaz. Önce teşhis doğru yapılacak, tedavi akıl süzgeci içinde bilimsel yapılması gerekir. Liyakatin olmadığı devlet çöker, torpil ve adam kayırmacılığına son bulmalı. Ülkemizin kurtuluşu adalet, demokrasi, kuvvetler ayrılığı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yol ve hedefler yerine getirmesiyle olur. Türkiye'nin Deva Partisi'ne ihtiyacı vardır. Halkın talepleri doğrultusunda kurulmuştur. Bizler Ali Babacan'ın uç beyleri olarak sahada elimizden geldiğince çok çalışacağız. İl Başkanımız önderliğinde Merkez Efendi ilçesinde ilk hedefimiz yerel yönetimlerde iktidarı almak ve Denizli deva olarak milletvekili çıkarmak olacaktır. İl Başkanı Özgür Erol da kongrede konuştu. Sokak sokak, ev ev dolaşacağız dedi. Gece gündüz demeden çalışacağız diye de ekledi. Hepimizin ayakkabıları paramparça oluncaya kadar, ayaklarındaki yaralardan kan fışkırıncaya kadar sokaklarda birebir, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy, hane hane, kişi kişi dolaşıp kendimizi anlatmaya çalışacağız. Yepyeni bir kumaş üstüne yepyeni stratejiler ve politikalar yazılması lazım. Ve bunu da deva olarak biz yapacağız. Hiç korkmayın. Yani size böyle karamsar bir tablo çizmiş gibi olabilir ama bunların hepsi çözülecek. Hepsi çözümü bizde var. Yeter ki sorunları halının altına toz süpürür gibi süpürmeyen, sorunların üstüne giden, bunlarla ilgili çözüm önerileri üreten siyasi bir irade olsun. Bu irade partimizde var. Deva iktidarında hepsi çözülür. Çünkü yaşanan sistem sorunludur. Sorunları sistemle çözen, kişilere bağlı kalmayan bir yapı bizim partimiz.
Ne demiş Ozan? Mevlam pek çok dert vermiş, beraber devam vermiş. Ülkemizin devası da biziz arkadaşlar. Kongrede mevcut Başkan Ahmet Soypak'la yola devam denildi. Başkan Soypak, kongreye katılan herkese teşekkür etti. Denizli için, Merkez Efendi için çalışmaya devam dedi. Ben Ahmet Soypak, Deva Partisi Merkez Efendi ilçe başkanıyım. Bugün birinci kongremizi gerçekleştirdik. Rabbim Merkez Efendimize hizmet etmeyi nasip eylesin. Kongremize katılan tüm il ve ilçe başkanlarımız için teşekkür ederim. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin 230 milyon liranın üzerinde bir yatırımla iki farklı etapta sürdürdüğü altyapı çalışmalarında döşenen dev hatlar dikkat çekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi'yle Dokuz Kavaklar, Anafartalar, Aktepe, Karşıyaka'nın bir kısmı ve Deliktaş Mahallesi olmak üzere iki farklı etapta başladığı altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İki farklı etapta yürütülen altyapı çalışmalarında kullanılan 2400 santimetre çapındaki dev kanalizasyon ve yağmur suyu hatları dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta kullanılan dev boruların içinden otomobillerin geçebildiği ifade edilirken, söz konusu hatların kent altyapısı için çok önemli olduğu belirtildi. Denizli'nin en büyük altyapı hattını oluşturan yağmur suyu hatlarının bölgedeki su baskınlarının önüne geçmede büyük rol oynayacağı, kanalizasyon hatlarının ise kentin büyük bir bölümünde toplanan atık suların arıtma tesisine bağlanacağı ana hat olduğu kaydedildi. Anafartalar, Dokuz Kavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş Mahallesi'nin altyapı sorununu tarihe gömecek proje kapsamında 166 kilometre içme suyu hattıyla 115 kilometre kanalizasyon hattı baştan aşağı yenilenecek. Bölgeye ilk kez 28 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. İlk etapta %80'lik çalışma tamamlandı. Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerine ise toplamda 122 kilometre içme suyu hattı, 78 kilometre kanalizasyon hattı ve 23 kilometre yağmur suyu hattı döşenecek. Buradaki projede ise %25'lik çalışmanın üzerine geçildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir şehrin olmazsa olmazının altyapı olduğunu belirtti. Şehirlerde yaşama kalitesini en üst seviyeye çıkaran yatırımların başında altyapının geldiğini söyledi. Denizli şehir merkezinin büyük bir bölümünde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Başkan Zolan, "Çok önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. Turan Hareketi Partisi Denizli İl Başkanlığı 29 Kasım Pazar günü açılışını gerçekleştirecek. İl Başkanı İbrahim Kızılsu açılış öncesinde EGTV'ye özel açıklamada bulundu. Genel Başkanlığı'nı Varol Esen'in yaptığı Turan Hareketi Partisi Denizli İl Başkanlığı 29 Kasım Pazar günü açılışını gerçekleştirecek. Açılış töreni 11 ile 16 saatleri arasında Topraklık Mahallesi 451 sokakta bulunan il binası önünde yapılacak. İl Başkanı İbrahim Kızılsu açılış öncesinde Ege TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Parti hakkında bilgi verdi. Partimiz Turan Hareketi Partisi 2 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu. 32 arkadaşımızın bir araya gelmesiyle kuruldu. Partimizin hiçbir teşkilat veya hiçbir cemaat veya dergahlarla herhangi bir bağımı yok. Tamamıyla kendi özgür iradesiyle kurulmuş bir parti. Partimiz şu anda Denizli'deki ilçe çalışmalarını devam ediyor. Teşkilatlanmaları devam ediyor. Hemen hemen şu anda 4 tane ilçenin resmiyetini almış bulunmaktayız. Şu anki bizim kendi çalışmalarımız Denizli ile ilgili. Tamamıyla hemen hemen bütün ilçeleri oluşturduktan sonraki çalışmalarımız devam edecek. Bunlarla alakalı bir yardım hazırlıkları vesaireler yapmaya başladık. İşte giyimdir, kuşamdır, işte yakıttır vesairedir vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahiplerine. Şu anki bizim çalışmalarımız bu yönde. Hedeflediğimiz Turan yolu, Kızıl Elma dediğimiz bir konumumuz var. 2000 yıldır bu tarafa gelen, kendini Atatürkçü, Türkçü hisseden bir partiyiz. Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Kendimizi Türk hissediyoruz.
Bizim tek şu anki hedeflediğimiz budur. Başkan Kızılsu, Genel Başkan Esen'in yanı sıra 12 il başkanı ve ilçe başkanlarının da açılışa katılacaklarını belirtti. Herkesi açılışa davet etti. Şimdi bizim açılışımız bu ayın 29'unda. Tabii malum şeyimiz var, yasaklarımız var. Saat 10'da başlıyor. Açılışımız da bizde saat 11 ile 14 arası. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, vekillerimiz gelecek. Diğer illerden il başkanlarımız gelecek. Açılışımız il binasının önünde olacak. Topraklık Mahallesi 451 sokak, İstasyon Caddesi olarak biliniyor. Burada bütün vatandaşlarımızı biz davet ediyoruz. Tabii ki bu mesafe ve kurallara uyma kaydıyla. Turan Hareketi Partisi Merkez Efendi İlçe Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Bay, hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalardan söz etti. Gençler için projeleri olduğunu söyledi. Birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Çalışmalarımız devam ediyor. Başkanlıklarımız devam ediyor. Şu an ilçe başkanlıklarını oluşturmaya devam ediyoruz. Hem Turan Hareket Partisi'nin şu anki il başkanlığı hem ilçe başkanlıklarını. Şu an bütün şeyimizi aldık. Bütün ilçeliklerimizi aldık. Bütün başkanlıklarımızı aldık. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle benim gençlik anlamında çok çalışmak yapmak istiyorum. Çünkü Merkez Efendi konusunda açılıştan sonra bazı çalışmalarımız olacak. Gençlik bazında benim çalışmalarım biraz da gençlere yönelmem. Biraz da gençlerin istediklerini yapabilme. Çünkü kendimiz de genç insanım, bu yüzden çok istiyorum. Gençlerin ne konumda, neler istediğini, ne şartlarda bulunmak istediklerini az çok kendim zaten biliyorum. Biraz da yanlarında olmak istiyorum. Biraz da birlik beraberlik olmak istiyorum. Ayrıca bu konuda diğer il gençlik başkanlarıyla, diğer partilerin gençlik başkanlarıyla bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Böyle bir projemiz bulunuyor şu an. Hep birlikte ne yapabiliriz? Sadece kendi Turan Hareket Partisi olarak değil. Çünkü biz Deniz'e hizmet vermek istiyorsak burada hiçbirimizin bir ayrımcılık veya hiçbirimizin çıkıp da ben kendi elimden gelen bu kadarını vermek zorundayım gibi bir şey değil. Ama hep birlikte olalım, omuz omuz olalım, el ele olalım. Başta bizim olmamızda ve başkasının olmasında çok büyük problem yok. Bizim için önemli olan Deniz halkı, bizim için önemli olan Deniz'in gençleri. Yani bir el uzatabilecek bir işimiz varsa sonuna kadar elimizi uzatalım. Eğer yapabileceğimiz bir yardım varsa sonuna kadar elimizi uzatalım. Ve ayrıca bu gençlik kolları başkanlarıyla görüştüğümüz bir konu daha var. Mesela şu an kış ayı, şu an dışarıda yapabileceğimiz bazı faaliyetler var mı? Şu an baştaki yönetimin eksiklerinin var mı? Bu eksiklerin yüzüne vurma değil ama eksiklerinizin ne konuda eksikleriniz var? Biz bu konularda yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Biz de en azından bir ucundan tutalım. En azından bizim de yapabileceğimiz bir şey var mı? Biraz artık biraz klasikleşmiş, sürekli herkesin birbirini biraz söyletmesi değil de biraz da yanında olmaya, biraz da birlikte olmaya, biraz da birlikte çalışmaya. Sadece çünkü önemli olan dediğim gibi biziz. Bizim kendimiziz. Biz kendiniz halkımızız. Bu Türkiye illeri için, bütün iller için geçerli ama biz şu an Deniz'deyiz. Şu an onlar için elimize ne geliyorsa onun için çalışıyoruz. Sevgili seyirciler, Bülent Arınç'ın yaptığı Selahattin Demirtaş açıklamalarına bir tepki de 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut'tan geldi. Bülent Arınç'ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi sözlerine tepkiler büyüyor. Açıklamaya bir tepki de 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut ve yönetiminden geldi. Öncelikle sözlerime başlarken Öğretmenler Günü haftamız olduğu için öğretmenlerimize hayırlı günler diliyorum. Yaşayanlara uzun ömürler diliyorum. Hakka yürüyenlere de rahmet diliyorum. Tabii bugün ülke gündemini değerlendirirken Bülent Arınç'ın sözüme başlamak istiyorum. Ayrıca da öğretmenlerimizin, Güneydoğu'da yaşayan öğretmenlerimizin de hikayelerinden atıflarda bulunmak istiyorum. Bülent Arınç geçenlerde bir televizyona çıktı. Ey Arınç, sen bize Selahattin Demirtaş'ı överek söylerken Devren kitabında Kürtlerle ilgili kanaatimizin değişeceğini söylüyorsunuz. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili ne sorunumuz var? Bu kanaate siz nereden vardınız ki böyle diyorsunuz? Biz Kürt kardeşlerimizle iş ortaklığı yapmışız, kız almışız, kız vermişiz. Aynı vatanın aynı oksijenini solumuşuz. 15 Temmuz'da da beraber şehit ve gazi olmuşuz. Sadece 15 Temmuz'da değil, Selahattin Eyyubi'den bu tarafa biz kardeşiz. Bulut, Ege TV Marmara Bölge Koordinatörlüğü ekibine yaptığı açıklamada Bülent Arınç'ın sözlerini eleştirdi. Göre Kürt kim? Kürtler derken Selahattin Demirtaş ve bir takım tayfası, teröristleri besleyen o Kandil'dekiler mi Kürt? Oradakiler zaten çoğu gayrimüslim. Onların ipleri Amerika'da. 15 Temmuz'da gördük işte. Hepsi beraber FETÖ'süyle, PKK'sıyla işbirliği yaptılar. Bu milletin tanklarıyla, uçaklarıyla üstümüze yürüdüler. Ve elhamdülillah bir ruh yeniden meydana geldi. Uhud ruhu, Bedir ruhu canlandı.
İslam'ın umudu olan Türk milleti tekrar ayağa kalktı. Siz şimdi bu davada birleşen Cumhur İttifakı'nı parçalamak için mi nifak tohumları ekiyorsunuz? Siz kimden yanasınız ya? Yeter düşün bu milletin yakasından. Ne istiyorsunuz bu milletin? Bela mısınız kardeşim ya? Yani hem devletin en üst kademelerinde bulunuyorsunuz, hem de devlete ihanet ediyorsunuz, millete ihanet ediyorsunuz. Siz biz şehit yakınlarını, gazileri dinlediniz mi? O sözleri söylerken hiç yüreğiniz sızlamadı mı? Orada 30 bin tane şehit vermişiz. Yakın tarihten söz edeyim size. Yani siz o Diyarbakır'daki çukurları kazarken, daha sonra 6-8 Ekim'de Yasin Börüleri ve 53 tane şehidimizi verirken o teröristlere nasıl mazlum dersiniz? Bir de Osman Kavala'yı söylüyorsunuz. Osman Kavala dediğin adam 15 Temmuz'da biz sokağa çıkarken ölümüne vatanı milleti bayrağı korumak için aman evlerinizden çıkmayın diye bağıran adamdı. Öte yandan platform üyesi gaziler de açıklamalarda bulundu. Ben 15 Temmuz Havalimanı gazisi Mücahit Danışman. Bülent Arınç'a biz buradan tabii ki sesleniyoruz. Onu çok fazla kitap okumamasını istiyoruz. Duygusallaşıp teröristlere özgürlük isteme gafletinde bulunabiliyor. Kınıyoruz bunu. Ve buradan biz Cumhurbaşkanımız için şunu söylüyoruz. Reis yalnız değilsin. Sahabe nasıl Efendimiz'e demiş ki sen şu denizi gösterip dalarsan biz de arkandan dalacağız. Reis sen sahabe Efendimiz'in yolunda gittiğin müddetçe sen bir denizi gösterip dalarsan biz de arkandan dalacağız. Yalnız değilsin reis. İsmim Sabahattin Çelik, 15 Temmuz gazisiyim. Bizi terör örgütü denilen HDP, onun liderlerini Taşoğlu'nu üstlenen Selahattin Demirtaş bizim hiçbir zaman önderimiz olamadı ve olamayacak da. Bülent Arınç da Kürtlerle alakalı hiçbir zaman konuşmasını da istemiyoruz. Biz özgürlüğümüzü Çanakkale Savaşı'nın ardından en büyük savaşı 15 Temmuz'da verdik. Bu milletle, bayrağımızla, reisi cumhurumuzla her zaman yanındayız. Bülent Arınç istifa etmesi de bence geç kalmış bir olay. Keşke daha önceden istifa etseydi. Bülent Arınç'tan buradan ses veriyorum. Hiçbir zaman Kürtlerle alakalı konuşma. Bizim temsilcimiz AK Parti. Denizli Ticaret Odası Avrupa Birliği'nden almaya hak kazandığı 5 milyon avro hibe ile tarihe geçen Denizli'de teknik tekstil projesi için online paydaş çalıştayı düzenledi. Denizli Ticaret Odası Avrupa Birliği'nden almaya hak kazandığı 5 milyon euro hibe ile tarihe geçen Denizli'de teknik tekstil projesi için online paydaş çalıştayı düzenledi. Çalıştaya 181 firma katıldı. Pamukkale Üniversitesi'nin yanı sıra Almanya'dan uzman düzeyinde katılımın olduğu çalıştay büyük ilgi gördü. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, 4 ay önce saha çalışmalarına başladıkları projelerinin teknoloji merkezi, kümelenme ve firma dönüşümüne destek sağlayacak hizmetlerin bir arada sunulmasıyla teknik tekstil alanında tüm dünyada ilk ve tek olduğuna dikkat çekti. 166 firmamızla analiz çalışması yaptık. Aralarından 30 asıl 30 da yedek belirledik. Bugün de çalıştayımızda 181 firmamıza projemizde geldiğimiz noktayla son teknoloji uygulamalar ve yenilikleri paylaştık. Katılımın büyük olması, gösterilen ilgi bizi sevindirdi. Projemiz sanayimize çığır açacak, denizimize çağ atlatacaktır dedi. Başkan Erdoğan yaklaşık 4 ay önce saha çalışmalarına başladıkları projelerinin amacınınsa Denizli'nin imalat sanayinde teknik tekstil alanında kapasite oluşturmak ve firmaların dönüşümüne destek çıkmak olduğunu kaydetti. Başkan Erdoğan'dan sonra konuşmacılar katılımcılara uluslararası tekstil merkezleriyle teknik tekstil merkezlerinin teknoloji ve hizmetleri konularında dünyadaki en iyi örnekleri anlattılar. Ayrıca katılımcılara DTO'nun Denizli'de teknik tekstile dönüşüm projesindeki paydaşlarıyla yaptığı geniş kapsamlı alan araştırmasının sonuçlarıyla kurulmakta olan Denizli Teknik Tekstil Merkezi'nin çalışma ve hizmetleri hakkında da bilgilendirdiler. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2021 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olan meclis toplantısının 7. oturumu Başkan Tunsoyer yönetiminde ESHOT Genel Müdürlüğü 2021 Bütçe ve Performans Programı gündemiyle yapıldı.
Kurumun 2021 yılı gider bütçesi 1 milyar 817 milyon 146 bin lira, geliri 1 milyar 176 milyon 196 bin lira, açık fazlanın finansmanı ise 640 milyon 950 bin lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu toplantıda konuştu. Esot'un kar amacı gütmeden toplu ulaşım hizmeti verdiğini belirtti. Esot bir hizmet yapıyor. Ve bu hizmeti yaparken kar amacı gütmüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2020-2024 stratejik plan döneminde 500, değerli arkadaşlar, 500 otobüs alımını hedeflemişti. Böyle bir hedef vardı. 500 otobüs alacağız. Sayın Başkanımızın ortaya koyduğu bir hedefti bu. Özuslu 1 Eylül 2020'de toplu ulaşımda 90 dakika ücretsiz aktarma sisteminden ilk iki aktarması tam binişler için ücretli olan 120 dakika sistemine geçiş yapıldığını hatırlattı. Yeni sistemle ortaya çıkan olumlu sonuçlara da değindi. Haziran 21'e kadar Esot filosu dahil olacak. Bu filo gençleştirmesiyle yaş ortalamamız 6.2'ye düşecek değerli arkadaşlar. 100 adet elektrikli otobüs alımımızda var. O zaman ne olacak bu yaş ortalaması? 5.2'ye düşecek. Yaş ortalamasının düşmesi demek daha kaliteli otobüslerle vatandaşın keyifli bir yolculuk yapabileceği otobüslerle gitmek. Değerli arkadaşlar, 120 dakika İzmir'e iyi geldi. Çünkü biniş kaybı var mı? Var. 120 dakikaya baktığınızda ilk binişlerde %1'lik bir artışla aşağı yukarı %39 seviyesinde bir, yani ilk binişlerde 1 puanlık bir artış olmuş. Dolayısıyla vatandaş kendisinin daha doğru otobüslerin ücreti konusunda yönlendirilmiş kendisi. Özuslu devletten bir ricamız var dedi ve ekledi. Bizim devletimizden bir talebimiz var. Esot'un bugün 600 milyon lira bir desteğe alıyor Büyükşehir'den. Bu rakamı biz kendisine biliyoruz. Eğer ÖTV'de ve KDV'de yük kaldırılır, KDV sınırlanır, her tetkide 2.50 lira olan ÖTV payı kaldırılırsa aşağı yukarı 135 milyon lira ya yakın yanılmıyorsam bir tasarruf söz konusu olacak. Buna mukabil bu aslında ciddi bir girdidir. Bunu biz devletimizden talep ediyoruz. CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç da meclis üyelerinden İztaşıt projesine destek olmalarını istedi. İztaşıt'a aynı Esot'a yaptığımız sübvansiyon gibi destek vermek üzere bir talepte bulundu. Ben AK Parti'nin meclis üyelerimizden bu yazıların yanıtlarının alınması konusunda destek bekliyorum. Gerek meclis kararı, gerekse Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, gerekse kanunen ücretsiz ve indirimli toplu ulaşımdan yararlanan kesimler var biliyoruz. Onlara Esot olarak vermiş olduğumuz katkı bütçemizde yaklaşık 1 milyar lira. Yani 993 milyon 366.983 lira. Yaklaşık 1 milyon lira. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuşmalar sonrasında açıklama yaptı. Çalışmalardan ve projelerden söz etti. İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Ülen Otobüsü, yaklaşık 1 milyar dolarlık bütçesi olan Ülen Otobüsü ile ilgili şu an itibariyle oluşturduğumuz konsorsiyumla 450 milyon dolarlık bir mutabakat sağlanmış durumda. Bizim asıl konsantrasyonumuz, asıl hedefimiz lastik tekerleklerden kurtulmak ve raylı sistemleri bu şehirde çok daha yoğun ve yaygın bir biçimde kullanmak. Bugün 1388 aracımız hizmet vermekte, şehir içinde servis vermekte. Toplam yolcu sayımız 800 binde. Yani 1 milyon 800 bin yolcuyla biz 1315 araçla hizmet verirken bugün 800 bine düşmüş yolcu sayısıyla daha fazla sayıda araçla hizmet veriyoruz. Şu an 65 durağımızda güneş enerji aydınlatma yapıyor. Bunu 225'e çıkartıyoruz. Sevgili seyirciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükak'ın Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novo Berdaliu makamında ağırladı.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novo Berdalyo'yu makamında ağırladı. Nazik ziyaretlerinden dolayı Başkonsolos Novo Berdalyo'ya teşekkür eden Başkan Büyükakın, Türkiye'nin Kosova ve Balkanlarla tarihte güçlü bağlar kurulduğunu belirtti. Bu bağların bugünlere kadar geldiğini söyleyen Başkan Büyükak'ın, COVID-19 salgını döneminde Türkiye, birçok ülkeye olduğu gibi Kosova Cumhuriyeti'nin de yanında oldu dedi. Kosova ve yani genel anlamda Balkanlar bizim için gönül coğrafyası deriz. Bizim gönül coğrafyamız olarak. Tarihte çok güçlü bağlarımız var. Son zamanlarda milletlerimiz hep birbiriyle dayanışma içinde oldu. Zor zamanlarda hep yardımlarına koştu milletlerimiz birbirine. Başkonsolos Novo Berdalyo, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti, dostluk mesajı verdi. Kosova adına, size Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. İster savaş döneminde, ister savaştan sonra, hani bu aralarda bu sizin yardımlarınız eksik oluyor. Evet. Ve bunun için çok teşekkür ederim istiyorum. Başkan Büyükak'ın görüşmede Türkiye ile Kosova arasındaki serbest ticaret anlaşmasının önemine de vurgu yaptı. Kosova'nın daha çok kalkınması ve gelişmesi için bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız dedi. Kosova'daki yerel yönetimlerle kurulabilecek ilişkilerin bölgeye çok önemli katkı sunacağına inanıyorum ifadelerini de kullandı. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. Kültürel alanda işbirliği imkanları olursa biz de severek buradan katkı veririz. Kocaeli nüfusu 2 milyonluk bir şehir. Ağırlıklı olarak sanayi şehri olarak bilinir. Ama sadece bir sanayi şehri değildir Kocaeli. Kocaeli aynı zamanda bilişim sektörünün de hızla ön plana çıktığı, geliştiği, Türkiye'nin bilişim alanında en öne geçen şehirlerinden bir tanesidir. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sanatçı İsmail Türüt'ü makamında ağırladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sanatçı İsmail Türüt'ü makamında ağırladı. Başkan Yüce, son dönemde Azerbaycan'a verdiği destekle gündeme gelen kıymetli sanatçının Azerbaycan için yazdığı Vur Emre isimli eseri dinledi. Çatladık Aliyev'den Vur Emri gelince rahatladık. Arkandayız arkanda, yalımız olsa kanda, bedenim Türkiye'de, gönlüm Azerbaycan'da. Ermeni Karabağ'dan çekinmeli gitmeli, başlamışken Karabağ meselesi bitmeli. Ermeni Karabağ'dan defolmalı gitmeli, başlamışken Karabağ meselesi bitmeli. Klibi izleyen Başkan Yüce, milli duyguları kabartan ve Azerbaycanlı kardeşlerimize moral olan eserden dolayı sanatçı İsmail Türüt'ü tebrik etti. Başkan Yüce, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde böylesine birleştirici ezgileri duymak göğsümüzü kabartıyor dedi, kardeşlik mesajı verdi. Derdimizi katladık, 30 yıldır çatladık, Aliyev'den Vur Emri gelince rahatladık. 25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadele günüydü sevgili seyirciler. Bu kapsamda Çameli Belediyesi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele eş güdüm toplantısı yapıldı. 25 Kasım kadına karşı şiddetle mücadele günüydü. Bu kapsamda Çameli Belediyesi kadına yönelik şiddetle mücadele eş güdüm toplantısı düzenledi. Toplantıda her türlü şiddetle mücadele vurgusu yapıldı.
Çömeli Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Çömeli Kaymakamı Kerem Yenigün, kadın erkek eşitliği bilincinin toplumda yaygınlaşması ve bu hususta bir yol haritası oluşturulması adına bir araya geldiklerini ifade etti. Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı hazırlanmış, bu plan doğrultusunda ciddi bir seferberlik başlatılmıştır dedi. Kaymakam Yenigün, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen kadın acil destek uygulamasının bu mücadelede büyük bir rol oynadığına dikkat çekti. Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarla hızlı bir şekilde kadın acil destek ihbar sistemine ulaşabileceklerini dile getirdi. Şişli Kadın Danışma Merkezi, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şişli Kadın Danışma Merkezi, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde Hollanda İstanbul Başkonsolos Vekili Silvia Diapen ve Amsterdam Belediyesi adına Sabine Gimberen'in katılımıyla gerçekleştirildi. Olmadıkları, dayanışmayla hayatın tam da merkezinde sapasağlam duracakları bir dünya için yerel yönetimlerin yaklaşımları her zamankinden önemli. Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen açılış törenimizde maalesef aramızda bulunmayan ancak çevrim içi bizlere katılacak olan proje ortaklarımızdan Amsterdam Belediyesi adına Sabine Gimre'ye sözü bırakıyorum. Şişli Belediyesi, eşit hizmet ve toplumcu belediyecilik anlayışının yeni bir örneğini daha hayata geçirdi. Şiddete maruz kalanların çocuklarıyla birlikte başvurabilecekleri Şişli Kadın Danışma Merkezi, kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım'da hizmete açıldı. Danışma Merkezi'nin açılışına beni davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok da anlamlı bir günde gerçekleştiriliyor bu açılış. Uluslararası kadına karşı şiddetle mücadele ve şiddetin sonlandırılması günündeyiz. Aslında bunun gibi özel uluslararası günler var. Bu günlerin özel olmasının nedeni aslında bugünün de özel olmasının bir nedeni var. Çünkü dünyanın bu belirli gerçekler konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Sabine'nin de belirttiği gibi bugün aslında çok önemli bir gün. Çünkü dünya çapında bir turuncu ya boyama kampanyası bugün başlamış durumda. Bu kapsamda kadına karşı şiddetin sonlandırılması ve önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve en önemlisi de kimsenin arkada bırakılmaması hedefleri yer alıyor. Şişli Kadın Danışma Merkezi'nin açılışına hoş geldiniz. Aslında bu önemli günde, biraz önce şurada bir tabela okudum. Otobüste kadına yer vermeyin ama tacizde etmeyin diye. Aslında çokça konuşmadan daha önemli. Bu mesaj aslında bütün erkeklere ve bütün tacizle zorlanan kadınlar için de büyük bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Sayın Sabine Hanım'ın söylediği gibi bugün aslında dünyada bugün çok önemli bir gün. Biz bu sabah da Türkiye Kadın Dernekler Federasyonu'yla yine kadına yönelik şiddet ve tacize yönelik bir protokol imzaladık. Bunu da oldukça önemsediğimi ifade etmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana toplumcu belediyecilik anlayışı ve eşit hizmet çizgimizde sapmadan Kadın Danışma Merkezi gibi değerli hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, onlar kadına şiddete hayır demek için hiçbir engelin olmadığını herkese gösterdi. Balıkesir'de Özel Yıldız Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri kadınları unutmadı. Onlar kadına şiddete hayır demek için hiçbir engelin olmadığını herkese gösterdi. Balıkesir'de Özel Yıldız Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri kadınları unutmadı. Merkezde eğitim alan öğrenciler kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla turuncuya boyadıkları ellerini beyaz tuvallere bastı. Kadına karşı her türlü şiddete hayır diyoruz.
Kadına şiddete hayır. Daha sonra öğretmenleriyle birlikte ellerindeki turuncu renk balonları gökyüzüne bırakan öğrenciler kadına şiddete dur mesajı verdi. Özel Yıldız Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Psikolog Çisem Özkan, yapılan etkinlik hakkında şu bilgileri paylaştı. Bugün 25 Kasım, Yıldız Empati ailesi olarak kadına yönelik şiddete dur demek için hiçbir engelin olmadığını, özel gereksinimli çocuklarımız ve öğretmenlerimizle vurguladığımız çok özel bir gün. Bugün kurum öğrencilerimizle birlikte kadına şiddete dur demek için turuncu çizgimizi belli ettik. Tüm öğrencilerimizle birlikte turuncuya boyanan elleri beyaz tuvallere bastık. Aynı zamanda gökyüzüne uçurduğumuz turuncu balonlarla da kadına yönelik şiddete dur dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kadına yönelik şiddet ırkçılıktan beterdir ve kadının sosyal hayatında duygusal, fiziksel, ekonomik yaşadığı her türlü şiddetin karşısındayız. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Efeler Belediyesi Hizmet Binası önündeki parka öldürülen kadınların isimlerinin ve öldürülme gerekçelerinin yazılı olduğu kadın maketleri yerleştirdi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Efeler Belediyesi farkındalık oluşturmak istedi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ülkede farklı gerekçelerle katledilmiş kadınları hatırlatmak, öldürülme gerekçelerine dikkati çekmek amacıyla Efeler'in farklı yerlerine 10 adet kadın maketi yerleştirdiklerini söyledi. Gün geçmiyor ki gazetelerden, televizyonlardan kadınların öldürüldü, yaşamlarına sona erdirildi, tecavüze uğraldı, tacize uğraldı haberlerden geçilmiyor. Bütün bunlarla ilgili olarak hepimizin yüreği sızlıyor. Gereken her şeyi yapıyor muyuz diye de düşünmemiz gerekiyor ama maalesef üzülüyoruz. Fakat gereken her şeyi yaptığımız konusunda hemfikir değiliz. Neden? Çünkü insanların birbirlerini öldürmemesi için gereken eğitimlerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızın öldürülmesinin nedenleri de çok ilginç, çok acı. Hepimiz kadınlarımıza olan sevgimizi onların yaşamlarına son vererek değil, onlarla gerçekten hayatı paylaşarak göstermemiz gerektiği kanısındayız. Sadece kadınlar kendi yaşamlarını kurtarabilmek için mücadele ediyorlar. O kadınlarımızı da destek olmamız gerekiyor. Kadınlarımız tek başlarına bir kadın örgütleri olarak kadınların yaşamlarını savunuyorlar. Sadece bunlar da değil tabii sorun. Kadınlarımızın çok küçük yaşta evlendirilmiş olmaları da bu sosyal yaşamımızın ne kadar dengeli olmadığını da gösteriyor. Kimsenin sevdiğini öldürmediği, eşini öldürmediği, kıskançlık duygularıyla öldürmediği bir ortamda yaşamayı arzu ediyoruz. Bunu da farkındalık olarak Aydın Efelerimizin çeşitli yerlerinde 10 yaşamını yitiren sevgilisi ya da eşi ya da eski eşi tarafından öldürülen kadınlarımızın hatırlanması için, farkındalık yaratılması için, bu şiddete son verilmesine katkı olması için Efeler ilçemizin belirli noktalarına koyacağız. Efeler Belediyesi'nin bu çalışmaları ve Başkan Atay'ın paylaşımları tüm ülkede karşılık buldu. Efeler Belediyesi'nin farkındalık çalışması vatandaşlardan büyük beğeni ve takdir topladı. Pamukkale Belediyesi Emlak, Çevre, Temizlik ve İlan Reklam Vergisi'nin ikinci taksit ödemelerinin son günü 30 Kasım 2020 Pazartesi günü olması ve pandemi nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için hafta sonu veznelerini açık tutacak.
Her yıl iki ayrı dönemde ödenen emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci döneminin son ödeme tarihi bu yıl 30 Kasım 2020 olarak belirlenmişti. Pamukkale Belediyesi vatandaşların bu vergileri ödemeleri için birçok kolaylığı sağladı. YSD'deki ana hizmet binasıyla birlikte Atatürk Caddesi'ndeki ek binada yer alan veznelerde ödeme yapılabilirken vatandaşlar www.pamukkale.ben.tr resmi web sitesinden de belediyeye gelmeden ödemelerini yapabiliyor. İsteyenler PTT ile Halkbank şubelerinden de vergi borçlarını ödeme kolaylığına ulaşabiliyor. Pamukkale Belediyesi 30 Kasım'a kadar ödemelerde taksitlendirme imkanı da sunuyor. Vergi ödemelerinin kolaylıkla yapılabilmesi için gezici vezneyi de her gün farklı mahallelerde hizmete sunuyor. Pamukkale Belediyesi gezici veznesi perşembe günleri 9-11 saatleri arası Karşıyaka, 11-12 saatleri arası Akan ve 13-16 saatleri arasında da Pınarkent Mahallesi'nde vatandaşların ödemelerini alıyor. Cuma günleri ise 9-12 saatleri arasında Akköy, 13-16 saatleri arasında da Anafartalar Mahallesi'nde Pamukkale Belediyesi gezici vezneye hizmet vermeye devam ediyor. Gezici vezne 30 Kasım Pazartesi günü ise 9-12 saatleri arasında Gölemezli, 13-15 saatleri arasında Irliganlı ve 15-16 saatleri arasında da Korucuk mahallelerinde hizmet verecek. Belediyeye gelmeden ödeme yapma imkanlarına rağmen Pamukkale Belediyesi hafta sonunda da pandemi nedeniyle yoğunluk yaşanmaması için veznelerini açık tutacak. 28 Kasım 2020 Cumartesi ve 29 Kasım 2020 Pazar günleri Pamukkale Belediyesi'nin YSD'deki ana hizmet binasıyla Atatürk Caddesi'ndeki ek hizmet binasındaki vezneler vatandaşların hizmetinde olacak. Vezneler hafta sonunda 10 ila 16 saatleri arasında ödeme alacak. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, özveriyle çalışan mezarlık personeliyle bir araya geldi sevgili seyirciler. Başkan Tuncel, görünmez kahramanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, özellikle pandemi sürecinde büyük bir fedakarlık ve titizlik gösteren belediyenin görünmez kahramanları mezarlıklar personeliyle bir araya geldi. Özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Yaptığınız kendi ailesi yapmıyor şu anda. Sizin yaptığınız özveriyi kişinin kendi ailesi yapmıyor. Ailesi uzak duruyor. Siz gidiyorsunuz o kişileri gömüyorsunuz. Yani ben belediyem adına size teşekkür ediyorum. Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili Mustafa Kemal Sevindik de zor zamanda yapılacak en zor görevi yaptıklarını belirtti. Personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sökeli bir vatandaş olarak sonra müdürleri olarak hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Hepsinin emekleri büyük, yaptıkları işler büyük. Zor zamanda yapılabilecek en zor görevi yapıyorlar. Daha önce 17 yıl itfaiyecilik yaptım. İtfaiyede cenaze hizmetinin ne demek olduğunu çok çok iyi biliyorum. Ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu sizin yaptığınız gerçekten şu an yapılabilecek en kutsal görevlerden. Tıp doktorlarımız neyse benim için şu an arkadaşlarımızın yaptığı risk olayı da aynı şekilde. Tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Gazi Emir Belediyesi festival, konser ve milli bayram kutlamaları gibi açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan 5 dönüm büyüklüğündeki festival alanını yeniliyor. Gazi Emir'in adının dünyada duyulmasını sağlayan Gazi Emir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'nin düzenlendiği festival alanı yenileniyor. Milli bayram kutlamaları, tiyatro, konser, sinema gösterimi gibi açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapan festival alanında zemin rehabilitasyonu yapılıyor. Gazi Emir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında alanın drenaj sistemi, otomatik sulama sistemi ve çimleri yenileniyor. Gazi Emirli yurttaşların yaz aylarında buluşma noktaları arasında yer alan alanın yıpranan çimleri kaldırıldı. Çalışmalar kapsamında kullanım süresi de olduğu için verimli çalışmayan drenaj sistemi ve otomatik sulama sistemi de yenileniyor. Alanda yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından çim serim işlemine başlanacak. Çim seriminin tamamlanmasıyla festival alanı yeni yüzüyle yurttaşların hizmetine sunulacak.
Sevgili seyirciler, Erzincan Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında bütün ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor. Bu kapsamda tren garı ve şehirler arası otobüs terminalinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. Erzincan Belediyesi pandemi tedbirleri kapsamında tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına rutin olarak devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde yürütülen dezenfekte çalışmaları şehrin dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda tren garı ve şehirler arası otobüs terminalinde de dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren ekipler virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar bu çalışmalarına rutin olarak devam ettirecek. Sevgili seyirciler, Sivas'ta bir kadın, kardeşinin iki çocuğunun yetiştirme yurtlarına verilmesine razı olmadı ve yeğenlerini himayesine alarak onları kendi çocuklarından ayırt etmeden şefkatle büyüttü. Kardeşinin çocuklarına 13 yıldır hem annelik hem babalık yaptı. Kız 1,5 yaşında, erkek 3 yaşındaydı. Anne merhameti ve sevgisiyle onların çocuk yuvasına verilmesine karşı çıktı. Daha küçük yaşta anne ve babalar olmadan büyüyen çocuklara bu eksikliği hissettirmemeye çalıştı. Tabiri caizse öksüz ve yetim haldeki o iki yavruca küçük yaşta yanına aldı ve öz evlatlarından ayırmadı. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdür Yardımcısı Mustafa Arsoy, anne ve babaları küçük yaşlarda boşanmış olan iki çocuğun tabletini, onların bakımını üstlenen 5 çocuk annesi yengelerini şimdiye kadarki fedakarlığı sebebiyle tebrik ederek hediyeleri teslim etti. Kardeşim ikinci evliliği. Kaç yaşından beri bir çocuklara bakıyor halacığım? Anneleri kaçıp kayboldu. Yani çocuklar, kız 1,5 yaşındaydı. Oğlan da 3 yaşında falan. Şu anda kaç yaşında çocuklar? Yani hemen hemen 10 yıldır bendeler çocuklar. Maşallah, sübhanallah, sizi tebrik ediyorum, ellerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Ara sıra gurur komşu böyle bir haçlık falan da verenler de oldu yani. Öyle beni de perişan etmediler yani. Annenin babanın yerini kimse tutamaz da. Allah biliyor, annesinden babasından daha iyi baktı. Daha çocuklar tableti görmeden nasıl sevindiler yani. Bu çocuklara hediyemiz belediye başkanımız tarafından. Çocuklar iyi günlerde kullansın. Bu da 12 ay boyunca internet paketi ücretsiz olarak iyi günlerde kullansın. Derslerinde başarılı olsunlar. Fakire, yetime düşünen kardeşlerimizden Allah razı olsun. Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bir otomobil tarafından ezilen köpek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından yeniden koşabiliyor sevgili seyirciler. Balıkesir'in Erdek ilçesi Zeytinli mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda 10 Kasım günü sabah saatlerinde bir otomobil istasyondan ayrılırken yerde yatmakta olan iki köpeğin üzerinden geçerek birinin ölümüne, diğerinin de sakatlanmasına neden olmuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ovaköy Hayvan Barınağı'nda veteriner hekimler tarafından tedavi altına alınan ve yüzünün maskeye benzemesi nedeniyle adı maske konulan köpek, başarılı bir ameliyatın ardından iyileşerek yeniden koşmaya başladı. Ovaköy Mahallesi'ndeki Balıkesir Sokak Hayvanları Bakım Evi'nde maskenin 10 Kasım'dan bu yana tedavi sürecini yürüten veteriner hekim Oğuzhan Erçel, köpeğin bakım evine geldiğinde durumunun çok ağır olduğunu ve onun yaşam mücadelesini kazanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Veteriner hekim Erçel, ameliyatın başarılı geçtiğini belirtti. Tam bir iyileşme için önümüzde biraz daha zaman var dedi. Maske adını koyduğumuz bu arkadaşımız ve bir kardeşiyle beraber bir arabanın altında kalarak vahim bir durumla karşılaştılar. Tabii ekiplerimiz de hemen olay yerine gittik. Ancak kardeşi olan diğer köpek olay yerinde vefat ettiğini öğrendik. Lakin maske arkadaşımız sağlıklıydı. Daha doğrusu ayağa kalkamıyordu. Ancak hayattaydı. Hemen bakım evimize getirerek gerekli kontrollerini yaptık. Röntgeni çektiğimizde kalçasında 3 adet kırık olduğunu gördük. Kötü bir kırıktı. Bu yüzden de ayağa kalkamıyordu. Ne yapabiliriz diye düşündük. İlgili kurumlarımızca konuya değindik. Ameliyatını programladık. Ağır bir ameliyat geçirdi. Yaklaşık 3 saat süren.
kalçasına 3 adet plak yerleştirildi. Tabii ameliyatı kaldırması bile bir mucizeydi onun için. Ameliyatı kaldırmasıyla beraber kendisi çok yardımcı oldu bizde. Ürkek, sevecen, insancıl bir arkadaşımız. Tedavimiz güzel gitti. Şimdi çok şükür hem yürüyebiliyor hem koşabiliyor. Tabii ki daha her şey bitmiş değil. Önümüzde bir süreç olacak tam iyileşme için. Ama şu an bizi çok mutlu etti. Her şey güzel ilerliyor.